Polis françaysı hızlı ve öfkeli bölgesine sürüklenirken Will Smith ve Martin Lawrence Vin Diesel'i toz altında bırakıyor. Önceki tüm Bad Boys filmlerinden hem daha aptal hem de daha samimi olan Ride or Die, bu serinin neden işe yaradığını unutmadan çok duygusallaşıyor. Eski bir kehanetin önceden bildirdiği gibi, Bad Boys serisinin hızlı ve öfkeli uyarlaması, 2020'deki Bad Boys for Life'ın kirli olay örgüsüne dayanan gizli bir olay üzerine inşa edilen dördüncü bölümüyle tamamlanıyor. Joe Pantoliano'yu öldüren gizli bir kartel aşkı çocuğu, DJ Halit. Bu tetikleyici mutlu pembe dizi, Amerikan geleneklerinin kutsal üçlüsü hakkında baş döndürücü ve genel olarak eğlenceli bir yaz gişe rekorları kıran filmi döndürüyor. Aile, yolsuzluk ve insanları vurmak. Hatta bu bir barbeküyle bitiyor. Vin Diesel'in Von Irine araba destanının benzini uzun zaman önce tükendi, ancak onu sokaklardan stratosfere kadar çalıştıran hikaye motoru, 90'lardan kalma bir özellik olan bu güneşten kavrulmuş nostalji gösterisine sağlam bir uyum sağladığını kanıtladı. Deadpool'un Michael Bay'den daha fazla ilgi gördüğü ve Will Smith'in Hitler'inden çok tokatlarıyla ünlü olduğu hasta ve hüzünlü bir dünya. Eskiden ikonik bir reggae şarkısı ve iki iyi niyetli film yıldızı bir franchise'ı bir arada tutmak için yeterliydi. Şimdi bir mitolojiye ihtiyacınız var. Eskiden gösteri, kalabalıkları multiplex'e çekmek için yeterliydi. Şimdi ise batık maliyet yanılgısına ihtiyacınız var. İnsanların açılış hafta sonunda bilet alma zorunluluğu hissetmeleri gerekiyor. İşte yine başlıyoruz. Dedektif temenler Mike Lowrey ve Marcus Burnett, önceki filmin basit bir polisler ve soyguncular serisini daha büyük bir şeye dönüştürme çabalarını ikiye katlayan bir devam filmi için geri dönüyor. Kendini geleceğe karşı korurken aynı zamanda kendi geçmişini kutsayan bir şey. Bad Boys 2'de Reggie adında iyi bir çocuğun Marcus'un kızını randevuya götürmek için ortaya çıktığı ve polis kahramanlarımızın suratına silah salladığı komik sahneyi hatırlıyor musunuz? Bad Boys for Life bu kısmı şakaya dönüştürdüyse, Bad Boys Ride or Die onu kültürel tarihin bir parçası olarak kodlamak için geriye doğru eğiliyor. Ve biliyor musun? Temelde işe yarıyor. İşe yarıyor çünkü bugüne kadar Bad Boys serisinin dışında hiçbir filmde rol almamış olan Reggie aktörü Dennis Quaid küstah suratlı tavrı onu Simit ve Lawrence'ın bağıran şakaları için mükemmel bir engel haline getiren bir komik bilgini. İşe yarıyor çünkü bu oyuncuların etrafındaki film, önceki bölümlerden daha aptalca ve daha samimi olması nedeniyle bile aptallık ve samimiyet arasında doğru dengeyi kuruyor. Ve bu işe yarıyor çünkü yönetmenler Adil El Arbi ve Bill Olfalla, senaryo onlardan daha da uzaklaşmakla tehdit etse de, geri dönen süper yapımcı Jerry Bruckheimer tarafından dikilen dizinin köklerine saygı göstermeye devam ediyorlar elbette bazı şeyler hiç değişmiyor. Markus son filmi emekli olmakla tehdit ederek geçirmiş olabilir, ancak Ride or Die doğal olarak Bad Boys'un en iyi yaptıkları şeyi yapmasıyla başlar, sanki Grand Theft Auto anarşik bir simülasyon değil de bir eğitim simülasyonuymuş gibi, Miami'deki akla gelebilecek her türlü trafik yasasını hiçbir ceza almadan ihlal etmek. Fantezi Armando adındaki bir kartel suikastçısının babası ve yaşayan tek akrabası olduğunun henüz yeni keşfedilmesiyle azarlanan ömür boyu sürtük çocuğun, filmler arasında tanıştığı bir fiziksel antrenörle evlenmesi planlandığı Mickey'in düğününe geç kalıyorlar. Adı Christine, onu harika Ellen ve iki oyuncusu Melanie Liburd canlandırıyor ve buradaki karakteri o kadar şeffaf bir şekilde insani bir süs ki, mihrapta Mickey'in öldürülen eski patronu yüzbaşı Conrad Howard'ın dev bir portresi tarafından yarı gizlenmiş durumda. Tuhaf olsun ya da olmasın düğün, bu hikaye için önemli olan neredeyse tüm karakterleri bir araya getirmek için mükemmel bir mekandır. Mickey'in patronu ve son filmin sonunda bebek annesini öldüren eski kız arkadaşı Rita Seca'da gibi karakterler ve şu anda potansiyel kötü adam diye bağıramayan huysuz bir politikacı olan güçlü belediye başkanı adayı Lockwood ile çıkıyor. Diyalogun her satırını doğrudan Imrton Joe'nun hoparlör sistemine aktarırsa daha da yüksek sesle. Ayrıca yüzbaşı Howard'ın hayata küsmüş kızı da var. Babasının öldürülmesine o kadar öfkeli ki, bu varsayımlar Mike ve Miles'ı aranan kaçaklara dönüştürse bile, olayın arkasında kimin olduğuna dair son derece mantıksız varsayımlarda bulunma iliminde olan bir ABD marşalı. Babasını o kadar çok seven ve düğün törenini onun için bir sunakta yapan aynı Mike. Kızı Collie ile de tanışıyoruz çünkü bir Bad Boys filminde, üçüncü perdede rehin alınacak kadar kadın karakter asla olamaz. Ve yine de, Mickey'ın düğünündeki tüm yeni ve tanıdık yüzlere rağmen, dans pistinin ortasında büyük ama komik derecede sanatsal bir kalp krizi geçiren kişi, eski dostu Markus’un ilgi odağı haline gelir. Bu o kadar da kötü bir haber değil, potansiyel dul, Mickey'ın ruhunun Kontek'tan sahili ziyaret etmesine ve Pantoliano'nun güç hayaletiyle buluşmasına izin vererek birkaç gün sonra evrenin kendi zamanı gelene kadar ölmesine izin vermeyeceğine inanarak hayata geri dönmesine izin veriyor. Pantoliano ayrıca kaptanın ölmeden önce kaydettiği bir dizi video günlükte de yer alıyor, buna Mike ve Markus'tan benim kötü çocuklarım olarak bahsettiği sevimli günlükte dahil. Bob Odenkirk bir zamanlar Mart kardeşlerinden küçük kadınları olarak bahsetmişti Lawrence bile. Kıçını dışarı sarkıtarak hastane çatısının kenarında yürürken kendine ait küçük bir korkusuz anı yaşıyor ki bu, fırsat buldukça 90'lara gönderme yapan bir film içinde geçerli. Söylemeye gerek yok ki, bu yenilmezlik duygusu, ağır silahlı suçluların peşinde koşan bir polis için tehlikeli bir duygudur. Ve bu, Markus'un, Mikela e birlikte suçlanan sosyopat eski ordu korucusunu yakalamaya çalışırken, her türlü çılgın maskaralıklara ve Mikel'in geçmiş hayatında evcil eşeği olduğuna dair bin farklı şakaya kalkışmasının önünü açacak. Kartellerin çifte ajanı olan merhum kaptanları. Bu, Boyzu, Mikel'in ayrı yaşadığı oğlunu, Kaptanın cinayeti nedeniyle hala bulunduğu maksimum güvenlikli hapishaneden çıkarmaya zorlayacak bir avukat. Will Beale ve Chris Bremner'ın senaryosunun belirli bir inançsızlığın askıya alınmasını gerektirdiğini söylemek yetersiz kalır. Ancak Adil ve Bilol olay örgüsünün tekerleklerinin yeterince hızlı dönmesini sağlarlarsa, yalnızca merkez kaç kuvvetiyle belirli miktarda saçmalığa dayanabilecekleri konusunda ikna olmuş durumdalar ve bunda haksız değiller. 115 dakika süren Ride or Die serisinin bir sonraki en yalın filminden sadece bir saç daha kısadır. Ancak bu karakterlerin daha önce hiç görmediği bir hızda hareket eder, aksiyon sanki duruma uyacak şekilde düzenlenmiş gibi bir setten diğerine gıcırdayarak geçer. Mike kullanıyor. Smith ve Lawrence arasındaki kolay, eskimeyen ve hala keyifli olan yakınlıktan cesaret alan bu manik tempo, bu filmin Mike’ın sık sık yaşadığı panik atakları için sunduğu en iyi açıklamadır. Bu, hayatındaki insanlar için yeni bir endişe düzeyini belirtmenin ucuz bir yolu ve Ray Dordain Smith'in Oscar'lardaki kötü şöhretli gecesine ilişkin bir meta şakaya sunduğu en yakın şey için daha da ucuz bir kurgu. Bu aynı zamanda bu filmin, Tiffany Haddish'in bir striptizci olarak, G stringinde koca bir cephaneliğe sahip bir kamera hücresini aşması, DJ Kaleti serinin yeraltı suç dünyasının yüzü olarak yeniden tanıtması ve Charles Melton'ın rafesinin M.A. olduğu gerçeğini tamamen görmezden gelmesi için ihtiyaç duyduğu tek bahane. Nokta. Bir noktada senaryo, Bad Boys 2 ile doğrudan bir bağlantı kurma yönünde hareket ediyor, ancak Mike ve Marcus kendilerini kaçarken bulduğunda bu bile bir kenara kalıyor. Filmin amansız temposu belki de en iyi şekilde, her biri Challengers'ın final maçı gibi çekilen çılgın aksiyon sahneleriyle örneklendiriliyor. Adil ve Bilol kamerayı o kadar hareket ettiriyorlar ki, Michael Bay'in bir manzara ressamı gibi hissetmesini sağlıyorlar, oyuncuların etrafında bir oyuncak gibi zıplayıp duruyorlar. Onları düzgün dövüş koreografisi sahneleme zahmetinden kurtaracağı umuduyla bilgisayar destekli tenis topu. Bay'in senfonik aşırı şiddet konusundaki eşsiz yeteneğinden yoksun olan yönetmenler, Mümkün olduğunca video oyunu estetiğine hile yapan benzer grafik ama daha da karikatürize bir yaklaşımı tercih ediyorlar. Bu, dövüşün en etkili gösteriminin Mike ve Markus'un ev güvenlik monitörleri aracılığıyla üçüncü şahıs bakış açısıyla izledikleri dövüş olduğunu ve farklı bir yol bulmak için çaresiz kalındığında heyecan verici çatışmanın tamamen birinci şahıs nişancı görünümünü benimsediğini anlatıyor cesetlerin kurşunlarla dolduğunu göstermek için. Ancak yine de filmin modern izleyicilere yönelik zorlu çekiciliklerinin hiçbiri, Ride or Die serinin orijinal ruhundan ve hala bir dereceye kadar temsil ettiği 20. yüzyılın sonlarındaki gişe rekorları kıran filmlerin görkemli günlerinden ayırmaya yetmiyor. Hans Zimmer'in The Rock'taki temasını açıkça alıntılayan Bill Lorne Balfe Partisi'nden, Kan Air'in anısını sürükleyen yüksekten uçan bir kaçırma sahnesine, orkestra müziğinin coşkunluğuyla yanık turuncu bir gün batımının ortasında birbirine sarılan karakterlerin rastgele kesit çekimlerine kadar. Film müziği üzerinde Ride or Die, Jerry Bruckheimer'ın kral olduğu döneme anlatılamaz bir şekilde bağlı. Bazı şeyler daha iyiye doğru değişti, Bad Boys 2'yi saran gay paniği, Smith'in öfkeyle ruhunun bir siki olduğu konusunda ısrar etmesinden asla daha saldırgan olmayan, erkekliğin daha 21. yüzyıla özgü bir yaklaşımına dönüştü. Ancak serinin Mike ve Marcus'u onlarsız da devam edebilecek bir bilgiyle çevreleme çabalarına rağmen Bad Boys, onlardan çok azının kaldığı bir dönemde hala yıldızların yönlendirdiği bir seri. Ride or Die, bu filmlerin eskiden nasıl çalıştığını biliyor ve şimdiki filmlerin çalışma şekline teslim olsa bile unutmuyor. Bunun içine sıkıştırılmış her şeye rağmen Mike ve Marcus olmadan hala bir hiçti. Ve Simitin önceki bölümden bu yana yaşadığı her şeye rağmen, o ve Lawrence her zaman belli bir polis şefinin bunu çok değerli bir şekilde ifade etmeyi seçebileceği gibi bizim kötü çocuklarımız olacaklar.